Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, esirgeyen, bağışlayan yüce Rabbimizin adıyla. Bizleri bu ana ulaştıran yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimize selatu selam ediyoruz. Kıymetli dostlar, bir ilahi muhabbet canlı yayında daha sizlerle birlikteyiz. Altaş TV stüdyolarından evlerinize konuk oluyoruz. Gecemiz hayırlı ve mübarek ola. İnşallah bu akşam çok güzel bir sohbet gerçekleşir. Hem sizler mutlu olursunuz hem de bizler anlattıklarımızla mutlu oluruz inşallah. Böyle güzel bir program olur diye temenni de bulunuyoruz. Evet bu akşam inşallah ağızların tadını bozan, insanların keyfini kaçıran, biraz da moralini bozan ölüm konusunu ele almaya çalışacağız. Çünkü bir hayata gelmek nasıl gerçekse yaşamak ve ölmek de, tıpkı onun gibi gerçek. Rabbim hayırlı ömürler versin, hayırlı ölümler nasip eylesin. Duasıyla başlayalım bu akşamda programa. Ve e, yine geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılan bölgemizin manevi mimarı, e, hem televizyonumuzun e, açılması, e, bölgeye hizmet vermesinde büyük emeği olan, projesi olan hocamızı e, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyerek tekrar anmak istiyorum. Bu akşamki konuğumuz, Doktor İsmail Çiçek, orada il Müftümüz. Ben kıymetli müftüme siz değerli e, izleyicilerim adına hoş safa geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hocam iyisiniz inşallah. Aldığında da, ikram ettiğinde de hamdellillah. Evet e, hocam, muhterem hocamın e, vefat haberiyle açalım programı dedik. Hem analım dedik. E, siz de cenazedeydiniz, geldiniz. Hatta e, il dışında olduğunuz halde. Duydunuz ve hemen döndünüz geldiniz. E, Neler hissettiniz? Duygularınızı alarak başlamak isterim programımıza. Evet değerli hocam ölüm hüzün taşır. E, Yüreğimizi elbette her ölümle bir e, hüzün yaşar. Hüzün insanı dökülmeye götürür. Kimi dudaklarından, kimi gözlerinden, kimi kalebinden dökülmeye götürür. Hüzünlendik. Bu akşam dudaklarımızdan dökmeye geldik. Rabbim dudaklarından dökülenler hürmetine, gönüllerinden geçenler hürmetine, başta hocamızı, aynı zamanda koronavirüsten kaybettiğimiz bütün yakınlarımızı, evet. vefat eden bütün akrabalarımızı rahmetle yad ediyoruz. Rabbim onlara merhametiyle muamele eylesin inşallah. Ee, kıymetli müftüm, konumuza geçmeden evvel e, birkaç tane not var. Ben onları paylaşmak istiyorum. Ee, özellikle üniversite gençliğiyle e, göreve geldiğinizden bu yana haftada iki defa hem pazartesi akşamları erkek öğrencilere hem de salı akşamı kız öğrencilere. Çarşamba günleri öğle öncesi de yine e, Atik İbrahim Paşa bizim orta cami olarak tabir ettiğimiz camimizde de e, maske mesafe ve e, oradaki düzeni sağlayarak e, gerçekten cemaatinde yoğun ilgisiyle hadis dersleri var. E, daha sonra dijital ortamda hem YouTube kanalımızda Ordu Müftülüğü'nün hem Facebook ve hem Instagram ve Twitter sayfalarında da başta siz ve yardımcılarınız olmak üzere 19 ilçe müftülerimizle, ve <laughs> vaizlerimizle, aile irşat ve rehberlik bürolarıyla, vaizelerle, alanında uzman hocalarımızla sahaya sürdünüz. Geldiğiniz günden beri de kesintisiz yayınlara devam ediyorsunuz. Daha iyi hizmet verebilmek için de Ordu Müftülüğü'nün en üst katında var olan ama günümüz şartlarına bu uymadı. Ben bunu kabul etmiyorum dediniz ve yeni bir ortam hazırladınız. Hakikaten televizyonları kıskandıracak bir oda oldu öyle diyelim. Güzel güzel bir hizmet olacak inşallah. Hem o da hayırlı olsun. Bir iki cümleyle bunları değerlendirelim mi? Evet hazırlıksız olmadığım bir yerden sordunuz. Bunları sizin desteklerinizle yaptık. Tüm kardeşlerimin destekleriyle yaptık. Ee, hocam çok koşuyorsun, niçin demişler. Kabri göstermiş, az sonra rahat uyuyabilmek için demiş. Ee, borcumu ödemeye çalışıyorum. Koşabilirken e, koşayım istiyorum, koşalım istiyorum. Koşan tüm kardeşlerime e, yürekten e, şükranlarımı arz ediyorum. E, kıymetli hocam, e, ölüm konusunu biz e, başlayalım sohbetimize <laughs> çünkü e, hadis doktorusunuz aynı zamanda e, hadisi şeriflerde biz öyle okuduk ağızların tadını bozan ölüm diye okuduk efendimiz öyle tarif etmiş. O zaman oradan başlayalım ölüm nedir diye. Siz e, neler? Sorarsınız? Evet buyurun. damakların tadını kaçıran ölümü Sıklıkla zikredin anın hatırlayın der efendimiz Kerim kitapta Rahman olan Rabbimiz kullu nefsin zaikatul katul وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Der ki Rabbimiz, her can ölüm tadıcıdır. Taşıyıcısıdır da insan aynı zamanda. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığını tas tamam alacaksınız. Kim cehennemden uzaklaştırılır, Cennete yaklaştırılırsa asıl ödülü kazanmış olan odur der. Bu dünya hayatı kısacık aldatıcı bir hazdan başka bir şey değildir der. Evet ölüm taşıyıcısı, ölüm tadıcısıdır insan. Namzet doğmuştur ölüme. Doğduğu andan itibaren ölmeye başlar aslında. Çocuklar annelerinden ayrılınca ağlarlar. Bu ağlayış aslında dünyadan da ayrılışı ifade eder derler. Daha doğduğumuz günden itibaren ölümüne işçilik yapar insan. Azar azar ölür. E, bu anlamda her doğum bizim için ölümün de habercisidir. Ölmeye razı olmaktır yaşam. E, sebepler çok olsa da hepimiz bir biçimde vefat ederiz. Şair diyor ya, ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane. Bahanelerimiz çok ama ölüm bir tanesi. Her sabah e, bir günü Öldürür gerilerde bırakırız. Bir günde bizi öldürüp gerilerde bırakacak. Evet, düzeltilecekleri düzeltemeden gelir ölüm. Dağınık kalır o da, yarım kalır sözler. Can Yücel der ki, ölümü anlatırken vakti gelince gitmenin adıdır gün batımı, ömürden, gönülden, günden. Ömürden, gönülden gidince hatırlanabilmek. E, güzel bir duygudur sanırım. E, evet, derne hocam, e, yine Oğuz Atay'ın beni çok etkileyen bir sözü var. Cam kırıkları gibidir evet. bazen kelimeler, ağzına dolar insanın, konuşsan kanatır, sussan acıtır der. Ölüm sanki bunu ifade ediyor. Allah Resulü, Abdullah bin Ömer'in omuzlarından tutar, der ki, Abdullah, kün fid dünya, ke enneke garibun el abiru Abdullah, sanki bir yolcu gibi ol. Dünyada garip ol. Bir ağacın altındaki bir gölgelikte gölgelenmek kadardır dünyadan nasibimiz. Şu gölgeliğe aldanmamak lazım. Biz gölgeliğe razı olsak da gölge bize razı değil. Biz gölgede kalsak da gölge üzerimizden geçip gidecek. Onu bilmek lazım şu rabıtayı da iyi yapmak. Beşikle mezar arasındaki rabıtayı iyi tutturmak lazım. Derler ya, ölüm herkesi eşit kılar. iki metre toprağın altında. Aslında toprağın altına geçmeden eşitlik başlar. Derler er kişi niyetiyle. Ama er yarın hakkın divanında belli olur. Evet. Er olabilmek kaygısını gütmek lazım. Yine cenab Şahabettin diyor ki, her ölen gassal geçer lakin temizlenmez. Evet. Ben Mardin'de kaldım. Mardin'in e, sabunu meşhurdur. Hocam günahtan başka bütün kirleri çıkarır derler. Evet. E, günah kirlerimizi çıkaracak bir sabun yok. Sadece tevbedir. Evet. E, ölüm iki çizgi arasıdır. Sela ile ezan ya da doğum ile ölüm arasındaki çizgi kadardır. Evet. E, dolayısıyla temizlik ancak burada yapılır. Hocanın kulağına okuduğu ezanın namazını başkası kılınca e, ölene çok faydası olmaz. Bu iki ezan ve sela arasındaki namazların ya da ibadetin, ya da kulluğun, ya da insanlığın değeri vardır Rabbimizin katında. E, değerli hocam, yıpranan bedene, ağaran saça dur diyemediğimiz gibi yaklaşan ölüme de dur demek mümkün değildir. Hayatımızın bebeklik, çocukluk çağını aşan insan, bir gün ölümle de karşılaşacaktır. Yaşlı bir hocamız vardı. Yaşlılar sıra sıra, gençler ara sıra Arası derdi. derdi. Evet. Ama hangi ara sıra, hangi gencin gideceğini bilmediğimiz için hep hazırlık yapmamız lazım. Bu konuda insanlar arasındaki tek farkın şu misafirlik süresiyle alakalı bir durum olduğunu biliyoruz. Birisi 30 yıl kalırken bir başkası sadece 50 yıl kalabiliyor. Nuh Nebi olsan 900'ü e az geçersin. Sonuçta yine Rabbin huzuruna varacağız. Saatin her saniye göstergesinin vuruşu, attığımız her adım, aldığımız her nefes, almamız gereken nefes sayısından birer tanesini azaltmakta. Yürüyüşümüz aslında bu son kapıya doğru bizi yaklaştırmakta. E, o zaman şu dünyada yabancı olan bizlerin e, Rabbimizin huzurundan ayrılmaması, Yolculuğunun farkını bilmesi, misafir olduğunun bilincinde olması, yolu ve yolculuğunu tanıması lazım diyelim. Değerli hocam. E, hocam, e, o zaman e, şunu dersek e, doğru olur mu? Ölüm yüce e, Allah'ın bir kanunudur dersek, e, buradan sohbetimize devam edelim. Neler söylemek <laughs> istersiniz? Değerli hocam, e, ölüm zordur. Gerçekliğini kabul etmek, içselleştirmek eee insan üstü bir yapı evet. ister. Ee, dolayısıyla e, insan ölümsüzlük arzusunu farklı şekillerde dile getirmiştir. Bakıyorsunuz bedensel ölümsüzlüğü bulamayan insan biyolojik ölümsüzlük, sosyal ölümsüzlük gibi farklı evet. ölümsüzlük kavramlarını taşımıştır hayata. Kerim Kitap'ta Vaka suresinde Allahu Teala "Nahnu qaddarna bainakumul mevt ve ma nahnu Aranızda ölümü takdir eden bizleriz. Evet. Bizler de geçilecek değiliz. Yani öleceksiniz evet, ifadesini evet. E, mecazen bize aktarmış oluyor. Efendimizle ilgili olarak da inneke ve innahum meyitur. Sen de öleceksin. Onlar da ölecekler diyor. E, bunu Necip Fazıl çok güzel bir şekilde taşıyor. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber hiç güzel olmasaydı. Ölür müydü Hazreti Peygamber evet. diyor. Ee, evet, Peygamberimiz vefat etti. Ee, biz de vefat edeceğiz. Değerli hocalarımız vefat ediyor. Yine Kerim kitabın ifadesiyle اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوجٍ Nerede olursanız olun. Sağlam kalelerin içinde de olsanız ölüm gelecek sizi bulacak. Peki Allah niçin bu kadar ölümden bahsediyor? Hazırlık yapın ölümden kaçamazsınız demeye çalışıyor. Ee, yine son ayetle tamamlayalım. Velen yuahhirallahu nefsen iza jaa ajalaha vallahu habirun bima taamelun. Allah eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. O zaman ona göre çalışın demiş oluyor. Hani ilahilerimiz vardır. Çocukken tekrar ederdik. Gururlanma insanoğlu. Ölmemeye çare mi var? Tabut denen cansız ata binmemeye çare mi var? Evet. Ee, Abdullah bin Ömer bir gün bir duvar yaparken Efendimiz yanına geliyor. Abdullah diyor, ölüm şu duvarın yıkılmasından daha önce gelir insana bilir misin? Ee, evet, son duraktır ölüm. Ee, tabii hep ölüm başkasına yakışır. Bize asla yakışmaz. Oysa ki bizi de aynı çamurlu kürekle gömecekler. Evet. E, ama başkaları için söylenen ölüm bir gün bizim için de söylenecek. E, kederli bir suskunluktur ömür, şey ölüm. E, kabul etmek e, oldukça zordur. E, hatta e, bizim de mezarımızı e, aynen bir başkasının mezarını kazan bir mermer ustası yapacak. Kimin için yaptığının önemi olmayacak. Evet. Bizim üzerimize toprak atan dostlarımız bizi hatırlayacak. Bir süre sonra onlar da unutacak. O zaman unutmayan, asla unutulmayan Rabbimizin huzuru için gayret etmeliyiz diye söyleyeyim değerli hocam. Evet, evet kıymetli hocam. Şimdi ben birkaç tane mesaj gelmiş izninizle. Selamlar var sizlere. Hakan Ataç beyefendi. Kendisine selam ediyoruz. Cemal Uzun hocam kolay gelsin selamlar izliyoruz diyorlar. Aşkın Yavaş hocalarım Fatsa'dan sevgiler saygılar sunarım. Hayırlı yayınlar dilerim Müftü Bey'e teşekkürler demiş. Necla Parlak hanımefendi Allah Celle Celaluhu programlarınızı mübarek eylesin demiş. Murat Doğan Beyefendi İstanbul Altaş TV temsilcimiz kendisine selam ediyorum buradan. Tülay Çimen Yaşar hanımefendiye sevgiler. Zekai Şahin Beyefendi hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar İzmit'ten selamlar, saygılar sunuyorum demiş. Biz de izleyicilerimize teşekkürler ediyoruz buradan. Mesajlar geldikçe hocam yer vermeye devam edeceğiz. Hocam o zaman şimdi İslam dinine baktığımızda bizde ahiret inancı var ve yeniden doğacağız. Nasıl öldüysek o şekilde doğacağımıza inanırız. Böyle bir inanış vardır. Diğer dinlerde bu yok. Ölüm bir yok oluş mudur tamamen yoksa yeni bir hayatın başlangıcı mıdır? Evet hocam ölüm varlığın karşılığındaki bir yokluk değildir. Aslında bir kapı açıştır. Ee, i̇nsanlar hayatta birçok kapıyı açar, birçok kapıyı kapatırlar. Hangi kapının arkasından bekleniyorsanız kaliteniz o kadardır. Hangi kapıyı açıp kapatıyorsanız değeriniz o kadardır. Araba aldığınızda kalitesini şöyle anlatırlar. Hocam kapısını kapat bak ağırlığı bunun kalitesini evet. gösterir derler. Aslında e, kapıların yıpranmışlığı da o kapıdan geçişi gösterir biz mezarlıkların kalabalık oluşundan bu alemden öbür aleme geçenlerin sayısını görürüz. dolayısıyla biz bir kapı aralamak olarak biliriz ölümü. Hz. İbrahim'in bir duası var. اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ Beni yaratan, bana doğru yolu gösteren Rabbimdir. اَلَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ O beni yedirendir, içirendir diyor. Ve وَاِذَا meriztu فَهُوَ يَشْف۪ينَ Hastalandığım zaman bana şifa verir. Vallazi yumituni thumma yuhyin. İşte beni öldürecek olan, sonra diriltecek olan Rabbimdir diye ifade ediyor. Sonra etkileyici bir iki ayet daha var. Diyor ki: Vallazi atma'u en yaghfira li hatiyati Hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum varlık Rabbimdir. En son ayetler şöyle tamamlanıyor. وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ Kulların diriltileceği gün, Rabbim beni utandırma. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O gün ne mal fayda verir ne de oğullar. Evet. Biz aslında ölümü böyle düşünürüz. E, tabutun üzerinde, yeşil hasır örtünün üzerinde bir yazı yazar. Kullu nefsin zaiqatul mevz. Her can ölümü tadacaktır. Alimler diyorlar ki tatmak varsa yok olmak yok, tadabiliyorsa insan vardır. Dolayısıyla biz varlığın zıttı anlamında bir yokluğu düşünmeyiz, hayatın dışında yeni bir yaşamın bir hayatın başlangıcı olarak anlarız. Baki olan aleme yeniden doğuş olarak algılarız. Allahu Teala merhametlidir. Şu yeryüzüne geldiğimiz zaman annemiz hayattadır. Babamız hayattadır, dayımız, amcamız, teyzemiz. Biz burada tanışların evet. içerisine doğarız. Sonra kapıdan bizden önce akrabalarımız geçi verir. Babamız, dedemiz, halamız, teyzemiz o tarafa geçer. O taraftaki tanışlarımız, bu taraftaki tanışlarımızdan fazlalaşır. Artık buradaki insanları biz tanımayız, yabancı oluruz. Sonra Allah bizi buradan diğer tanışlarımızın yanına yine merhametiyle alır. Faik Memduh Paşa diyor ki. Rucuum hakkadır memdu gelen haydan gider huya. Hayda Allah, hu da Allah. Allah'tan gelir, Allah'a döneriz. Biz bir ölüm duyduğumuz zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun deriz. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz deriz. dolayısıyla biz ölümü bir yok oluş olarak düşünmeyiz. Bedenin ruhtan ayrılışı farklı bir alem olarak biz bu alemi Görmüş oluruz, değerli hocam. Evet, ölüm e, söylemesi bile soğuk geliyor ama hayatın bir gerçeği. E, bazen hocalarımız e, cenaze merasimlerinde diyor ki sizlere dakikalarca işte saatlerce ölüm anlatacak değilim, aslında şu tabuttaki diyor her şeyi anlatıyor. Adeta size vaaz veriyor. Peygamberimizin de yine e, o konuda işte e, ölünün vaaz olarak yettiğini ifade ediyor e, ee, ölümün bize söyledikleri o zaman olsa gerek. Hem ölümün hem ölünün bize söyledikleri olsa gerek hocam. Evet. Ee, hemen şurayla bağlayayım oraya değerli hocam. Ee, Efendimiz ölümü anlatırken ila mele il e diyor. En yüce dosta. Evet. Bizde en yüce dosta varıştır ölüm. İşte e, Mevlana Mevlana Celaleddin'i Rumi'ye baktığımızda o da diyor ki e, şevi arustur, düğündür, düğün gecesidir biz ölümü böyle okuruz bir mümin olarak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün diyor ki: "Men ahabbe liqa Allah'i ahabba Allahu liqa'ahu. Kim Allah'la karşılaşmayı umut ederse, arzu ederse Allah da onunla karşılaşmayı e, arzu eder. Ve men kariha liqa Allah'i kariha Allahu liqa'ahu. Kim de Allah'la kavuşmaktan hoşnut olmazsa Allah da ona kavuşmayı istemez." Azizeti Aisha annemiz sözü alıyor. Yara söyle Allah diyor. Kim ölmeyi ister ki? Biz hiçbirimiz ölümü evet. istemiyoruz. E bu nasıl olacak? Efendimiz düzeltirler. Derler ki Ayşe yanlış anladın. Bu işin aslı öyle değil. Allahu Teala mümin insanı öyle hoşnut bir şekilde karşılar ki melekler ona selam derler. O o güzelliği görünce mekanına bir an önce kavuşmak ister. Arafta kalmak istemez. Evet. Ahiret bir an önce olsun ister, mekanına gitmek ister. Peygamber Efendimiz de diyor ki mümini acele edin. Mümin vefat edince evet. acele edin. Onu bir, bir şekilde önce, huzuruna evet. huzura kavuşsun, kavuşsun. O ister. Yine kafir için ise durum bunun tersidir der Efendimiz. O kendi mekanını, Azrail'i görünce bunun devamını da düşünür. Ve asla kabre yatmak istemez kıyametin kopmasını, mizan terazinin kurulmasını istemez. Bu işin aslı e, böyledir der. Evet sorunuza gelecek olursak e, değerli hocam, Hz. Ömer Efendimiz ölüm vaiz olarak sana yeter, yeter Ömer diye evet. yüzüğüne bu cümleyi yes, nakşettirdiğini söylerler. Hatta hepimizin bildiği bir hikaye vardır. E, Hz. Ömer bir kişiyi tutar, her gün bana ölümü hatırlat der. Bir gün gelir, üç gün gelir. En sonunda Hazreti Ömer der ki sen daha gelme. O da der ey emir al müminin bana birkaç kuruş maaş veriyorsun bu mu ağır geldi? Evet. Hayır der aynalar söyler oldu. Sakalıma aklar düştü. Alnım kırıştı. Ben artık oradan hissediyorum. Nabi der ki fenai alemi takrir için cemaate cenaze vaza çıkar kürsüyü musallaya. Evet. Asıl vaiz ölünün kendisidir o vaaz eder, ay, alabilen için o bir şeyler söyler. O daracık tabut, e, şu dünyaya sığamayan insan sonunda buraya sen de gireceksin der. Ebu Hureyre radiyallahu an bir cenazeyi görür, ayağa kalkar. öndensiz siz buyurun, biz arkanızdan geleceğiz, geleceğiz der. Biz tabutu önden taşırız. Çünkü o bizden e, önce olarak gitmiştir. Onun açtığı yoldan, onun açtığı çığırdan biz ahirete geleceğiz. Yalnız buradan dünyada hayırlı bir çığır da açmak lazım. İnsanlar nasıl sen öldükten sonra arkandan geliyorlarsa açtığın çığırdan da yürümeliler. E bugün Nuri hocamız için e, dua ediyoruz. Arkasından açtığı çığırdan yürüyoruz. Efendimiz men senne fil islami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ba'de. Kim hayırlı bir çığır açarsa evet. onun arkasından izleyenlerin sevabını da alır diyor. Yine peygamberimiz diyor ya İza matel insanu in kata amelu İnsan ölünce amelleri kesilir. Üç şey müstesna. Tabii e, moralleri bozuyor. Ağızların tadını kaçırıyor ama bu bir gerçek. Bundan kaçış yok. E, reklama gitmezden evvel kıymetli hocam peygamber efendimizden üç önemli şeyden bahsedeceksiniz. Orada kalmıştı. Buyurun oradan devam edelim inşallah. Evet. Efendimiz derdi ki اِذَا مَا تَ الْاِنْسَانُ اِنْ قَطَى عَمَلُ Üç şey hariç insan ölünce amel defteri kapanır. Üç örnek şeyden bahseder. Kapanmasını istemiyorsanız şunları yapın demek ister Efendimiz. Bunlardan bir tanesi sadakayı cariye. İkincisi evvele yed'ule kendisine dua eden bir evlat. Ev ilmin yuntefe'u ya da Hayırlı bir ilim bırakın demişti Efendimiz. Biz buradan belki üçü dörtleyebilir, beşleyebiliriz. Efendimiz konjektüre uygun, ortama uygun şeyler söyler. Evet. Bazen en hayırlı amel şudur derken oradakiler için söyler. Biz buradan anlıyoruz ki siz hayırlı, insancıl, güzel davranışlar bırakırsanız bu amel defterinize yazılmaya devam eder. Hz. İbrahim'in bir vasiyeti var ve vassa biha İbrahim ve benih benih ve Yakub Hz. İbrahim ve Yakup, oğlu Yakup, şöyle bir vasiyette bulunuyor. Ya beniyye inna Allah istafa lekumud din fe la illa ve entum muslimun. Oğullarım ölmeyecekseniz bir şey demem. Yırtın ölmeyin. Ama ölmemek mümkün değilse tavsiye ederim. Müslüman olarak ölün. E, aksi halde sizi ölümden bin beter bir ahiret bekler der. Ee, evet hocam e, vefat ettiğimizde kabir hayatı var, berza halemi var, ahiret hayatı peşi sıra gelecek, diriliş gelecek, amellerin tartılması gelecek. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ mevazinu, فَهُوَ Kimin tartıları ağır gelmişse artık hoşnut olacağı bir hayata başlayacak. Rabbim amel defterini sağından alan, e, amelleri güzel olanlardan eylesin inşallah. E, Rabb'imin istirahat yahu olan cennetinde cemaliyle müşerref olanlardan eylesin inşallah. Efendim o tartıya o terazinin kefesine e, götürülüp ağır gelecek amelleri biz ancak dünyada işleyip götüreceğiz. O tarafta yapacağımız herhangi bir şey zaten yok. Aynen. Değil mi Cehennemin ateşi dünyadan evet. götürülür. Cennetin güzellikleri de derler ya. Evet. Elbette öyledir. E, burası ekme, orası biçme alemidir. E, ne ekersen e, yani, onu kıymetli Hocam müsaade eder misiniz? Zizicilerimizin hakikaten bu akşam çok mesaj geliyor. İstanbul'dan e, Hacı e, Aytekin Erol e, Hacı abimizin müftü beye özellikle selamları var. E, yine Hacı Muharrem Yılmaz'ın İstanbul'dan hocam selamları var. Turan Altun hocam hayırlı akşamlar mevzu çok önemli. Evet. En büyük vaaz kıymetli hocama ve size selam olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Bayhan Beyefendi bizlerle birlikte. E, Zekai Şahin Böyle güzel ve yol gösterici yayınlar yaparak bizleri birleştirdiğiniz için ayrıca siz değerli müftüme, hocalarımı çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorlar. Kendilerine selam ediyoruz. Ahmet Bayhan, hayırlı akşamlar sayın hocam. Çok kıymetli. Sayın Müftüm çok güzel çok güzel konuları anlatıyor keyifle dinliyorum Mustafa Yaşar hocama selamlar demiş çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli hocam ee, dünya hayatını böyle sizler anlatırsınız hem vazlarda hem merasimlerde bir oyun eğlencedir dersiniz süsten ibarettir dersiniz bir hani bir gölgelikti dersiniz dünya hayatı bir imtihan yurdudur sizi aldatmasın dersiniz de dersiniz. Bu akşam da bir deyin bakalım neler söyleyeceksiniz niye ah. aldanıyoruz o zaman? Arif'e sormuşlar, üstad dünyadan ne anladın demişler. O da demiş ki, say bir pazar yeri dolaştım, 3 metre kefen bezi aldım, dönüyorum demiş. Nuh Nebi'ye sormuşlar, 950 yıl yaşadın. Ee, Ey Nuh Peygamber ne anladın? İki kapılı bir alem gördüm, birinden girdim, ötekinden çıkıyorum. Ee, 85 yaşında dedemle oturduğumuzu hatırlıyorum. Dede nasıl hissediyorsun kendini dediğim zaman 17 yaşında bir delikanlı gibi demişti. Gözümü açtım ve bugüne geldim. Gönül kocamaz lakin kocamış bedende pek durmaz demişti. Evet, dünya hayatını yaratan Mekhul ed öyle diyor. Bu ayeti dünyayı yaratan söylüyor. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا ve وَلَهْرٌ Dünya hayatı oyun eğlenceden ibaret. Oyun eğlencenin şeklini Rabbimiz belirliyor. Hepimiz bir oyunun içerisinde, bir senaryonun içerisinde kendi seçtiğimiz, tercih ettiğimiz rolleri oynuyoruz. Bir isteyen bir çobanı ya da bir kralı oynuyor. Herkes ama herkes şu dünya tiyatrosunda, şu perdede, şu sahnede bir an gözüküp kayboluyor. Mesela iyi insanı oynamak. Hep iyi insanlar kazanacak. Rabbim iyi insanı oynayanlardan eylesin. Hep derler çok gururlanma, yarın seni de aynı çamurlu kürekle gömecekler. Tabii ölümü düşünmenin faydaları elbet var. Yapılan araştırmalar var. Gelirken bir iki master çalışması karıştırdım. Daha çok ölümü hatırlayan, damak tadını kaçıranların, daha doğru davranışlar yapmaya yöneldiklerini söylüyorlar. Zaten Allahu Teala da ölümden bahsederken akabinde gelecek bir alemden de bahsediyor ve bu alemi iki türlü ifade ediyor. Cennetlikler ve cehennemlikler. Mağfiretinden de bahsediyor. O zaman insana şunu söylemek istiyor belki. Seni tetikleyen şey cennet olsun. Cennete girmek için mücadele eyle demiş oluyor diye düşünüyoruz. Ee, Hocam e, şimdi baktığımızda da e, dünyaya, dünya hayatı hakikaten çok e, tatlı. Makamlar tatlı, mevkiler tatlı, kadrolar tatlı. E, dünyanın sunduğu nimetler de tatlı. Kolay kolay vazgeçilemiyor. Ama ölüm de bir gerçek. Biraz önce en sevdiğimizi toprağa veriyoruz. O anda diyoruz ki ben artık kendime bir çeki düzen vereyim. Bunların hiçbirini istemiyorum diyoruz. Ama döndüğümüzde eskisinden belki daha fazla sarılıyoruz oraya. Dünya dünyayı hangimiz daha iyi işler, daha güzel işler çıkaracağız diye denenmek için gönderildik diye biliyoruz. Da sorun nerede o zaman? Evet, o unutmak gibi bir nimetimiz var aslında. Belki buradan başlayalım. Allahü Teala unutmak gibi bir özellik vermiş. Değilse yaşayamazdık. Evladını kaybeden bir anne yaşayabilir miydi? Evet. Sevdalısını yavuklusunu kaybeden bir nişanlı yaşayabilir miydi? anasını babasını toprağın altına koyan bir delikanlı bir kız kardeşimiz yaşayabilir miydi? Allahu Teala yaşamamızı, dünyada mutlu olmamızı ve bu ölümler sonucunda da bize bir takım sevaplar vermeyi istiyor. Hatta يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِ الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ اِذَا قَبَطْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ اِلَّا الْجَنَّةِ Diyor ki, kullarımdan birisinin çok sevdiğini alırsam, ihtisab ile, karşılığını Rabbinden bekleyerek sabrederse ona cennet veririm evet. diyen Rabbimiz var. Hatta kullarımı ne halde buldunuz melekler diye sorar Rabbimiz. Ya Rabbi ciğer faresini aldık hamd ediyorken bulduk. Allahu Teala sorar. Ciğer faresini aldığımda da hamd ediyor muydu? Şükür verince hamd alınca da olur ya. Evet ya Rabbi evladını aldık. Ciğeri dağlandı lakin hamd etti o zaman ona hamd ismiyle bir köşk armağan edin, gelince köşkünde otursun dediğini görüyoruz. <laughs> Daha önceki bir sohbetimizde anlattığımı hatırlıyorum. Hanzala, e, Hz. Ebu Bekir'in yanına geliyor, münafık oldu diyor. Ben münafık oldum galiba. Niye? Hazreti Peygamber Efendimiz'in huzurundayken dünyalık hiçbir meşgalem, düşüncem yok. Ama onun yanından ayrılınca dünya kaygısı beni alıp götürüyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki ben de aynı durumdayım. Beraber yürüyerek Efendimizin yanına geliyorlar. Ya Resulallah senin yanında başka, dışarıda başkayız. E biz münafık mıyız? Peygamberimiz hayır diyor. Siz eğer burada olduğunuz gibi olsa idiniz, dışarıda melekler sizinle musafaha ederdi. Lakin Allah'ın meleği çok ihtiyacı yok. Eğer hiç üzülmeyecek olsaydınız da şeytanlaşırdınız. İnsan bu ikisi arasında biraz önce buyurduğunuz gibi ee, annemizi babamızı toprağa defnediyoruz. Bir hafta sonra unutuyor. Eski halimize dönüyoruz. Bu Allah'ın bir ikramı. Yaşayabilmemiz için gerekli bu belki. Allah'ı unutmamak önemli. O unuttuklarımızı ha, yine güzel. bize hatırlatacak inşallah. Ee, öyle demiş olalım. Ne kadar güzel oldu hocam. Ee, Ayfer Gündoğdu hanımefendinin de selamı var. Ee, programımızı takip ediyorlar. Biz de selam ediyoruz kendilerine. Ee, hocam o zaman e, insanoğlu Buradan çıkaracağı en büyük ders sorumluluklarının bilincinde olması gerekiyor galiba. Aynen. Ee, sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerekiyor. E, hatta bunu anlatan farklı hikayeler de var. Soğuk bir kış günü Erzurum'da bir cami avlusuna e, bir simit satıcısı gelir. E, bağırır oradaki esnafa, soğumadan alın, soğumadan. Soğuyunca anlamı kalmaz, kalmaz. der. Ee, onun üzerine Allah dostlarından bir tanesi öyle ya der, beden de öyle değil mi? Soyunca anlamı evet. kalmaz. Evet. Kırmızı ipekli çarşısıyla ünlü Bağdat şehrinde eskiden dağlardan kar getirir insanlar. Evet. Ee, kar satarlar. Ee, kar satıcısı sıcağın karşısında sermayesinin eridiğini görünce şöyle nida eder. Şu sermayesi eriyen zavallıya lütfen yardım edin. Allah dostlarından bir tanesi bunu duyunca sermayesi eriyen yalnız sen misin diye orada bayıldığını söylerler. Evet. E, hepimizin sermayesi eriyor. E, helal belki değildir ama şöyle düşünelim. 86.400 TL ödeyen e, bize bir bankamız olsa, helal nakit verse ama bu bir sonrası güne e, aktarılamasa, bir önceki günden borç alınamasa e ne yapardık? E, onu son kuruşuna kadar harcamaya gayret Gayet ederdik. ederdik. E, çünkü bir sonraki evet. güne bu bakiye vakit taşınamıyor. E, onu değerlendirmeye çalışırdık. Her gün bize verilen 86.400 saniye var. Bu, bu zamanı boşa geçirmek doğru değil. Boş zaman boşa geçirilebilecek bir e, zaman evet. değil. Vakit yakut gibi. Vakit harcayıp yakut elde edebiliyorsunuz ama yakut harcayıp vakit elde edemiyorsunuz. Evet. E, şu vakti doğru değerlendirmek lazım e, bir gerçek Allahu Teala yeryüzünde hepimizi farklı sınavlardan geçiriyor. Evet. Bunun farkında olmak lazım. Biz sınavlardan geçtiğimiz gibi e, Allah'ın elçileri de sınavlardan geçti. Ola nebluven nekum bi şey min al kafi wal jo'i ve naqs min al amwal thamarat sabirin. Ayette beliye eskitmek demek. Allah sizi eskiteceğim, sınavlarla eskiteceğim diyor. Bütün sınavlar bizi eskitir aslında. Evet. Yüzündeki annemizin kırışıklıklarının her biri dile gelse neler söylerdi. Bir sürü hikayesi vardır. Bir sürü hikayesi vardır o çiziklerin. allah Teala korkuyla, açlıkla, mallardan eksiltmekle, canlardan eksiltmekle deneyeceğini söylüyor. E bizi canlardan eksilteceğini bizim canımız eksilecek. E saçlarımız evet. dökülerek eksilecek. Böbreğimizin birini kaybederek eksilecek. Kolumuzun bir tanesini... Yavrumuzun evet. bir tanesini kaybederek e, Allah bizi imtihan edecek ve beşeri sabirin sabredeni müjdele diyor demek ki sabır e, zor bir şey. Evet. Allah'ın müjdesi de e, cennettir. cennettir. E, dolayısıyla e, zor bir şeyden bahsederken e, yeryüzü sınavlarından da bahsetmiş oluyor. Standart bir sınav yok. Belki 20 kişinin ölümüyle karşılaşacaksın. 50 farklı imtihan çeşidine tabi tutulacaksın. Her birinden birer artı almaya çalış. Ee, akşam artıların çok olursa işte kazanmış ne olacaksın demek anlamına geliyor belki. Efendimiz e, <laughs> biricik evlatlarını kaybettiğinde Hazreti İbrahim diye hatırlıyorum. Ee, lütfen hocam yanılıyorsam düzeltin. Ee, Sahabe-i kiram soruyor yani sen de mi ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Orada çok güzel bir cümle söyledi. Evet. Ee, Hazreti İbrahim Efendimiz onayla 16 on aylık evet. çağırıyorlar. Ya Resulallah bir evladın daha vefat ediyor. Yarası var peygamberimizin. Evlatlarının hepsini uğurlamış. Öyle bir baba ki bir kızı kalıyor geride. Evet. Bütün çocuklarını uğurlamış. Son küçük yavrusunu kucağına basıyor. Okşuyor. Tekrar bırakıyor. İbrahim birkaç çırpınıştan sonra vefat ediyor. O sırada Efendimizin gözlerinden yaş düşüyor. Yanındaki sahabeden bazıları Ya Resulallah sende mi ağlıyorsun diye sorunca Efendimiz diyor ki bu merhamet gözyaşları. Yerdekine merhamet etmeyene okay. gökteki merhamet eder mi sandın? Tedma'ul ayn ve yahzenul kalb ve işte. la nekulu ma yushitur Rab. Çok Göz ağlar. Gönül hüzünlenir. Lakin biz Hak'tan başka bir şey söylemeyiz. Orada Çok devam, ederek, değil mi? devam ederek devam evet. ederek diyor ki İbrahim biz biliyoruz ki arkada kalanlar önden gidenlere ulaşacak İbrahim eğer bilseydik ki arkada kalanlar önden gidenlerle kucaklaşamayacak hüznümüz daha fazla olurdu. Çok Aslında hem oradakilere hem bize Çok efendimiz güzel. seslenmiş oluyor. Arkada kaldım diye üzülme. İyi işler çıkar. Önden gidenlere sen de kavuşacaksın. Sadece alman gereken nefes sayısı henüz tükenmedi demiş oluyor. Göz ağlar problem yok. Göz ağlasın. Lakin haktan başka bir şey çıkarmamaya çalış. Efendimiz bir mezarın kenarından geçerken bir kadının ağladığını görüyor. Ağlamak ne kelime? Üstünü başını yırtıp Rabbimizin hoşlanmadığı cümleleri kuran bir kadın. Tamam, evet. e, Efendimiz sabretmesini tavsiye edince benim başıma gelen senin başına gelse, sen sabredebilir miydin? diyor. Efendimiz daha üstüne varmak istemiyor. Belki bizim için de evet. bir öğreti. Yarası büyük, e, kaşımamak lazım. E, biraz onunla baş başa bırakmak lazım. Ağlamasına izin vermek hani lazım. Acısını yaşasın deriz acısını ya. Acısını yaşaması, derinden evet. yaşaması lazım. Lakin Efendimizin hoşuna gitmeyen kurduğu cümleleri üstünü başını evet, belki evet. uygun olmayan bir biçimde yırtması. Evet. Bir süre sonra kadın kendisine gelince diyorlar ki, ''Kime öyle çıkıştın biliyor musun? Allah'ın elçisi.'' Evet. Kadın evladının e, hasretinden ziyade efendimizi üzdüğüne daha fazla üzülüyor. Koşarak Peygamberimizin huzuruna geliyor. İçeri giriyor. Vallahi ya Resulallah senin olduğunu bilemedim. Sen olsan senin olduğunu bilsem öyle söyler miydim deyince Peygamberimiz diyor ki: "Es-sabru inde sadmetil ula." Bize bir, bir, bir çıkarımı daha var bir, bir bir sözü daha var. Sabır depremin ilk anında ilk artçıda olması gereken şey. O zaman gözlerimize sahip çıkamasak da gönlümüze sahip çıkamasak da dudaklarımıza ve dilimize sahip çıkmalı. Oradan Rabbimizin razı olmayacağı bir cümleyi terennüm etmemek gerekiyor galiba. E, kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde e, baktığımızda ölüm sahnelerini tıpkı canlandırıyormuş gibi geliyor. Buradan e, sohbetimizi yavaş yavaş bitirmeye çalışalım. E, evet, Kur'an-ı Kerim'de e, ölüm sahneleri e, elbette hüzünlü. Vakıa suresinde var. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْخُلْقُونَ 83. ayette başlar. Can köprücük kemiğine dayandığı zaman ve entum hayne izin hepiniz baka kalırsınız ya uzaktan ya da yakından ve nahnu aqrabu ileyhi minkum velakin la tubsirun biz ona sizden daha yakınız fakat siz göremezsiniz. Kelle izâ balagati taraqiyev kıl men raq. Can köprücük kemiğine dayandığı zaman insanlar bir hekim yok mu diye çırpınırlar. Ve venne ennehu'l firaq ölen kişinin kendisi de oradaki kişiler de ayrılma vaktinin geldiğini hissederler. Vel taffati's saaqu bis bacak bacağa dolaşır ila rabbike yevme idinil masaq artık can rabbine doğru hafif hafif sevk edilir bacak bacağa dolaşmadan e, dil dolaşmadan e, Rabbimiz için hizmet etmek lazım e, o gün acıdır e, elde avuçta bir şey kalmaz hatta bazen Doktor kardeşlerimiz derler. Belki yanlış bir cümledir. Elimizden geleni yaptık inşallah'a kaldı. Aslında elinden geleni yaparken de iş Allah'ladır, beraberdir. Evet, o an gelmeden önce bir şeyler yapmak lazım. Efendimiz bir gün çölde bir kare çizer. İçine uzunca bir çizgi daha çizer. Der ki, bu emeldir. Kareyi göstererek bu da eceldir. Ee, yanından, sağından, solundan o e, çizgiyi e, kesen çizgiler çizer. Bunlar da e, imtihan oklarıdır. İnsanoğlunun emeli bir türlü bitmez, lakin eceli de yetmez der. E, o zaman ecelimiz yetmeyecekse hayırlı düşünceler içerisinde bulunmak, hayallerimizi böyle evirmek durumundayız. Peygamberimize sorarlar, Fe en yul mu'minine ekyes. Ya Resulallah hangi mümin daha akıllı? Peygamberimiz der ki ekferuhum dil meuti zikran. Ölümü sıklıkla hatırlayan daha akıllı. Yetmez. Ve ahsenuhum lima ba'dehu e, Bu adam ölümünden sonra hazırlık yapıyorsa daha zeki. Sadece söylem yetmez. Eyleme de geçmesi lazım. O yüzden değerli hocam derler ki büyükler özellikle de Hz. Ebu Bekir'e ait olduğu söylenir. Men dehalel kabra bila zadin feke enneme rakibel behra bila sefine. Kabre hazırlık, azıksız gitmek aynen demize gemisiz çıkmak gibidir. dolayısıyla Efendimizin sözüyle de evet. noktayı koymuş olalım. Ekthiru zikre hâzi millezzâti damakların tadını kaçıran ölümü hatırlayın ve onun için çaba sarf edin. Rabbim razı olduğu işleri yapanlardan eylesin. Razı olduğu bir hal üzere de huzuruna varanlardan eylesin. Başta hocamız olmak üzere vefat eden tüm büyüklerimize rahmetiyle muamele eylesin. Ve men salaha min ebeihim ve ezvajihim ayetinde olduğu gibi şu anda muhabbet ettiğimiz bütün kardeşlerimizle Havzının etrafında, huzurunda yeniden oturabilmeyi, yeniden muhabbet edebilmeyi hepimize nasip eylesin duygu ve düşünce. Hocam son olarak şunu da sormak isterim. Onunla bitirelim. Bu hakikaten ölümden ölüme farklar da var. Yani bazı ölümler var ki insanlar ona çok üzülüyor ama mesela bir şehit gibi olmuyor. Şehitlerimize, gazilerimize, vatan uğruna can feda edenlere bu insanlar bu halkımız, vatandaşımız daha bir çok yanıyor, daha bir çok üzülüyor. Bunun açıklamasıyla bitirelim programı isterseniz. Aslında gıpta ediyorlar. Yani şehadeti duyunca yüreği sızlamayan hiç kimse yok. E, toprakların bedelini bedeniyle ödedi diye bakıyorlar. Öte yandan da bir taraftan gıpta ediyorlar. Yani Firdevs'in de evet. ağırlayacağı Ağabeyim. birisini uğurluyorum. E, acaba ona olan ödevimi yapabildim mi diye bakıyorlar. E, Tabi buradan e, şehadet Allah'ın bir ikramı herkese ulaşır mı bilmem ama Peygamberimizin şu hadisini biti hadisiyle bitirelim. E, kim sıdkla şehadeti arzu ederse e, velev ki yatağında vefat etsin. Allah onu şehitlerle haşreyler. E, Rabbim gerektiğinde şehadet arzusuyla yanan şehit olabilenlerden eylesin. Ya da bu duyguyla, düşünceyle evladını yetiştirenlerden eylesin şehit gibi bir hayat yaşayan, şehitlerle firdevsinde ağırladığı güzel kollarından eylesin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bize hakikaten bu kadar yoğun zaman içerisinde bize de vakit ayırıyorsunuz. Çalışmalarınızda Bireyiz gerçekten ben saymakla bitiremedim. Her hafta haftanın her günü dolusunuz. Bir de özellikle Cuma günleri ilçelere ayırıyorsunuz. Aynen, o da e, hakikaten çok ayrı bir e, keyif veriyor insanlara. İlim müftüsünü yanlarında görmek hoşlarına gidiyor. Çok güzel mesajlar alıyoruz. Biz bu uygulama orada da çok yoktu. Sayenizde bu uygulama çok hayata geçti. Hocam. İlçelerin hiçbirini mahrum etmiyorsunuz. En uzağından evet. değil mi hocam? Hepsi Başımız, bizim ilçemiz. Hep, evet, hepsi. Ben ilim müftüsüyüm. Evet. Bazen altın ordudaki kardeşlerimiz bize az zaman ayırıyorsun diyorlar da evet. diyorum ki diğer kardeşlerimiz var. Evet ne kadar evet. güzel. Peki, hocam çok sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, tekrar birlikte olalım inşallah. 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 Efendim geldik yayınımızın sonunda. Yayında ve yapımda emeği geçen. Başta rejim ve bütün kameraman arkadaşlarım ve yönetmenim adına hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.